Yani e, zor bir dönemdi gerçekten. E, 90'lı yıllar aslında e, Kürtler için zor bir dönemdi. E, bu işte bahsettiğiniz dönem 90'lı yılların sonuna tekabül ediyor. 98-99 e, yılları yine işte 28 Şubat e, dediğimiz sürecin devamı. E, yani bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum ben o dönemin ve aslında o gecenin Türkiye tarihinde. E, tabii ki benim de yaşamımı doğrudan o e, döneme, o sürece tanıklık etmiş biri olarak doğrudan etkiledi yani e, bugünkü benim e, oluşumunda da e, önemli bir e, zaman dilimi diyebilirim e, o, o zaman için. Kürt kimliğine son derece bağlı biriydi. Fakat işte bu Kürtçe bilmiyor oluşunun getirdiği bir ağırlığı taşıdığı hep o yaşantısı boyunca. Evde küçük küçük denemeler yapıyordu tabi ufak ufak böyle Kürtçe klamlar, stranlar söylüyordu. Fakat herhalde o kendini de yeterli bulmuyordu yani o dil bariyerinden ötürü. Ama tabii yani söylerdi evde de her zaman zaten Türkçe söylediği şarkılarda bile işte Kürt müziğinin motiflerini bulursunuz zaten yani o bestelerinde de vardır o motifler. İşte 2023 yılındayız Cumhuriyet'in yüzüncü yılındayız. Hala bir dilin üstelik de aynı topraklarda yaşayan milyonlarca insanın konuştuğu ana dili olan bir dilin e, siyaset içerisinde araçsallaştırılıyor olması e, çok üzücü hakikaten. E, hem de aslında iktidarı da toplumun baktığı noktadan e, zayıflatan da bir durum. Yani biz nasıl hala e, bir dili tartışıyor, bir dili yargılıyor olabiliriz? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Yani dünyadaki hiçbir demokraside, batı demokrasilerinde de bunun örneğini göremezsiniz. Yani ne yazık ki evet Kürtçe hala şeytanlaştırılmaya devam ediliyor. Ya bence burada aslında kemikleşmiş bir sistem ve bir devlet aklı var. Yani bunu biz evet mevcut iktidar üzerinden konuşuyoruz fakat işte o sistemi düşündüğümüz zaman yani o kemikleşmiş dediğimiz sistemi ve Devlet aklını düşündüğümüz zaman Türkiye'deki iktidar yapısı ya da iktidar yapıları tahakküm alanındaki her şeyi kendine benzetmek istiyor. Yani kendine benzemeyene karşı sürekli bir nefret pompalıyor, onu baskılıyor ve öteliyor aslında. Kendi güvenli bölgesini yani iktidar alanını da bu nefret üzerine inşa ediyor. Yani işte temel hak ve özgürlüklerden örneğin işte çok tartışılan inanç ve ifade özgürlüğünden e, hala bahsedemiyoruz e, gelinen noktada. Yani evrensel hukuk ve e, insan hakları yok sayılıyor. Yani nasıl ve neyle yüzleşeceğiz? Yani e, babamı biz 2000 senesinde kaybettik. E, i̇şte o 99-2000 e, sürgün süreciydi. Onu ölüme götüren süreç. E, hala. ...onun düşlediği ülkede yaşamıyoruz. Yani kısaca böyle söyleyebilirim. Yani tabii ki gerçekçi adımlar atılmaya başlandığında... toplumu, ...toplumun farklı kademelerinin temsilcilerini dinlemek... ...ve onlarla birlikte bir çözüm arayışına gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. Tepeden inme olan her yaklaşım toplumu daha da fazla çökertiyor. E, toplumun yani toplumu çökmüş bir e, devletin de e, dünya siyasetinde örneğin e, nasıl bir özgür ağırlığı olabilir? Yani e, daha çok dinlemek gerekiyor hem toplumu hem bireyi e, hem de o toplumun e, temsilcilerini dinlemek, onlarla birlikte bir e, çözüm arayışına gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki yani burada e, zaten e, Türkiye'li olan herkesin şu anda, ben de dahil, birincil gündemi bu. Yani e, seçimler ve e, seçimlerden sonra ne olacağı, sonrasında e, neler gelişeceği. Yani e, buradan görünen haliyle Türkiye toplumunda bir e, tükenmişlik ve yılgınlık e, hali var. Yani buradan dışarıdan bakılınca özellikle, bakılınca çok... E, Net okunan bir durum bu. Yeni bir seçim, yeni bir şans demek e, Türkiye halkları açısından. E, umarım iyi değerlendirilir bu şans. Yani iktidara gelecek olan kim olursa olsun e, tarihi bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Yani buradan da aslında e, Batı basınından, Avrupa basınından da bu böyle okunuyor, böyle değerlendiriliyor. Yani bunun önemli bir dönemeç oldu Türkiye açısından okunuyor. Dolayısıyla biz de öyle düşünüyoruz, takip ediyoruz ve bekliyoruz sonucu. Bana bir adaylık teklifi getirildi parti tarafından, Yeşil Sol Parti tarafından. Onur duydum gerçekten. Bu vesileyle sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmiş olayım parti yönetimine ve değerli arkadaşlara beni düşündükleri için. Ya aslında bunun birkaç sebebi var. İlk sebebi fiziki koşullar. Ben biliyorsunuz uzun süredir Fransa'da yaşıyorum ve burada bir takım profesyonel angajmanlarım var. Dolayısıyla burada kalmam gerekiyordu. Yani o son anda. Maalesef karar verip e, gelip e, hemen yani girebileceğim bir şey değildi burada beni çok zorlayacaktı o karar yani fiziki anlamda e, bir diğer kısmı da aktif siyaset gerçekten çok zor ve adanmışlık isteyen e, bir alan e, yani büyük bir karar bu üzerine iyi düşünülmesi e, iyi e, tartılması gerekiyor yani e, sahada olmak sokağın nabzını bilmek e, yereldeki çalışmaları iyi takip etmek gerekiyor. Fakat yani ben bu dönemde kişisel olarak ben siyasetin içerisinde olmayacak olsam da biliyorum ki mecliste beni de halkı da başarıyla temsil edecek olan çok değerli arkadaşlarımız olacak bu dönemde. Benim de aklım ve kalbim tabii ki onlarla her zaman. Ya uzun yıllardır e, kalıcı bir barışın imkanlarını e, tartışıyoruz. E, kalıcı bir barışı düşlüyoruz. E, bunun yolu da elbette Kürt halkının e, parlamentodaki temsilinden ve e, çoğulcu bir parlamentodan e, geçiyor. Bunu artık inkar edemeyiz. E, yani benim de aslında bütün e, yaşamım... Bu inancın bu siyasetin kıyılarında geçti. Çocukluğumdan işte 35 yaşındayım ben yani bu yaşıma kadar. Dolayısıyla kendimi politik olarak başka bir yerde konumlandırmam zaten çok zor. Ben de oyumu elbette kimliksel ve düşünsel anlamda beni en iyi temsil ettiğine inandığım siyasal çizgiden yana kullanacağım. Öncelikle tüm taraflar açısından sağduyunun ve aklın hakim olduğu bir seçim süreci olmasını diliyorum. Halka vekillik etmek üzere yola çıkan siyasilerin halkın iradesinin tüm güncel siyasi tartışmaların üstünde olduğunu hatırlamaları gerekiyor. Mutlaka herkes, halkımız sandığa gitmeli ve oyunu sit from that